Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne oldu aklımda hiçbir fikrim yok. Kusura bakmayın kafanıza oturdum. Merhaba arkadaşlar, Gamer The Become'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight katil videosundan hepinize selamlar. Bugün çok güçlü eklentilerle The Pig oynayacağım. Bu eklentilerle ilk video çekişimde ağır küfüre maruz kalmıştım. Kurbanları biraz sıkıntıya sokan bir eklenti buydu çünkü. Eklentilere geçmeden önce perklerimi anlatayım önce. İlk perküm Ecel'den kaçış yok perkü. Haritadaki son jeneratör de bittiği zaman Efsun totemim kırılana kadar bütün kurbanlara tek atıyorum arkadaşlar. Ve hareket hızımız %2 artıyor. Bir diğer perküm Efsun yıkım. Efsun totemim kırılana kadar bir jeneratöre vurmama gerek kalmadan o jeneratörü yapan herhangi bir kurban yoksa jeneratör kendi kendine normal hızın %200'ü kadar geriliyor. Bir diğer perkümüz en güzeli en sona. Maçta bir tane saplantım oluyor. Ve saplantım hariç diğer 3 kurbana her vurduğumda %5 başarılı saldırı bekleme azalması kazanıyorum. Yani birisine vurduğum zaman daha kısa bir sürede katil kendisini toparlıyor. Ve tekrar atağa geçebiliyorum. Toplamda 8 nişana kadar çıkartabiliyorum. Yani %40 azaltabiliyorum arkadaşlar bekleme süremi. Tabi bu sadece isabetli vuruşlar için geçerli. Ve son perkümde enerji. Bir kurbanı normal saldırımızla yere düşürdüğümüz zaman 32 metre içindeki tüm jeneratörler anında patlıyor ve ilerlemelerinden %8 kaybediyorlar. Eğer herhangi bir kurban o jeneratöre oturmazsa da jeneratör gerilemeye devam ediyor. Şimdi gelelim eklentilerimize. Asıl olay burada zaten. İlk eklentim bütün kurbanlar maça kafalarında tuzakla başlıyor. Böylece ya tuzağı çıkarmak için zaman kaybediyorlar, yani jeneratöre oturamıyorlar, ya da jeneratör bitirip dördünün birden tuzağa başlıyor, yani yine zaman kaybediyorlar. Çok güçlü bir eklenti. Bu eklentiyi de yavaş salınımlı toksin eklentisiyle kombinledim. Bu da kafasında tuzak olan kurbanları tuzak çıkarılana kadar bitkin durum efektine sokuyor. Yani hem maça tuzakla başlıyorlar, hem de kafalarındaki tuzağı çıkarana kadar Dead Art, Sprint Burst, Kıvrak gibi perkleri kullanamıyorlar. Haritamız güzel. Red Forest benim hem kurbanken hem katilken oynamayı sevdiğim bir harita arkadaşlar. Abi bize ne dediğinizi duyar gibiyim. Çok ayıp bakın. Bunu hep yapıyorsunuz. Şöyle biraz eğilerek başlayalım arkadaşlar maça. Beleş hit vurmak iyidir. Aa, nereye gitti lan bu pezemek? Bak 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 şerefsiz. Nereden gördün lan beni? Ben kendimi görmüyorum anasını satayım. He bak kendisini gösteriyor buradayım diye. Buradayım diye kendisini gösteriyor. Bir tık toksik gibi bu sanki. Ne diyorsunuz? Click click direkt yedik gibi ağzımıza. Okey, biraz zorlu geçecek maç. Bu arkadaşımız biraz tilt edecek gibi bizi. Tuzağını da çıkartmış bu arada iki kişi. Merhaba. Zayıf halkayı bulduk mu yoksa? Bir de şeker harcarsan sen müthiş olur. Şeker harcamadın okey. Muhtemelen dedart atıp harcayacaksın. Doğru muyum? Oo, bu jortladı. Güzel. Bu takıntılımızmış. Bunu ilk düşürmemiz güzel oldu. Kendisini dokunulmaz sanmasın. Steklerimizi sonradan toplarız. Şöyle şöyle önüne çıkalım. Bunun daha tuzağı duruyor. Bu bitkin arkadaşlar. Yani bundan Dead Art falan beklememize gerek yok. Bu da zayıf halka gibi bir tık. Oo, direkt kaçmış. Şuradan şöyle önüne çıksak onun. Şuradan aşağı düşme korkum var arkadaşlar benim biliyor musunuz? Merhaba Meg. Yine bir şekilde seni bulduk ha. Gayet güzel. Dead Art'ı falan olmadığı için Dead Art'ı olsaydı belki yırtabilirdi. Bu arada onu keşke normal hitle düşürseymişim. Killer Shack'teki can yapılıyor. Ne ayak? Ne ayak? Merhabalar. Aa, buğun açmışız buraya. Tamam güzel. Şunu bir kıralım. Base paletini de aldık. Daha doğrusu Killer Shack paletini aldık. Çok güzel. Çok güzel. Buraya da buğunumuz açılmış. Bunu bir daha açmayın demedim lan ben size. Bu arada bizim takıntılımızdı değil mi? Doğru. Yine en güzel en sonayı jort bir şekilde kullandık arkadaşlar. Ya beleş hit görünce dayanamıyorum yani hani. En güzel en sona gerçekten oyundaki en sevdiğim perklerden birisi. Çok güçlü bir perk. Ama işte arkadaşlar en güzel en sonayı bazen böyle. Kötü survivor yani. Hemen öldürürüm diyorum anladın mı? Çünkü o adam ileride can yapacak benim başıma bela olacak yani ben biliyorum o adamı. Kanka sen de o kadar klik klik falan yapıyorsun gel bir oynayalım bakalım. Aynen yaptığın kadar varmışsın kardeşim. Güzel bu mantıklıydı. Direkt spot değiştirmiş. Keşke bu spota kaçmasına izin vermeseydik. Yandan dolaşacaktım aslında da. Şimdi eğileceğiz. Tekrar kalkacağız. Güzel fena oynamadın.
Bir tık gıcıksın ama fena oynamadın. Kanka artık stek mi tek umursamadım. Sen çünkü hani jen yapacaksın, anladın mı? Yaramaz bir şekilde jen yapacaksın. Palet save için bekleyen bir Meg'imiz varmış arkadaşlar. En güzel en sona çok gerek kalmadı hani. Zaten bir şekilde maçı aldık gibi duruyor. Jortlamazsak. Bunu da öldürdük. Şu saatten sonra stack kasma ihtimalimiz kalmadı zaten. O benim hatam olsun. Onu aradan çıkartmış olalım. Yeter ki maçı kazanalım arkadaşlar. Şimdi orada bir heal partisi. Gel bakalım Kudos'cum. Biraz da seninle oynayalım. O çünkü klik klik yapıyor ama onu tanımladığım zaman maçtan sonra ağlayacak. Farkındayım onun. O yüzden hiç bulaşamam ben ona. Ben maçıma dokunmadıkları sürece tunnel camp atmam arkadaşlar. Gerek yok çünkü. Gel buraya gel. Gel gel gel, nereye gidiyorsun? Nasıl tuttum totosundan? Şu bunu bir daha açarsanız. Bak şu açık totem var ya, kafası açık totem. Oraya hepinizi oturturum. Yaparım bilirsiniz arkadaşlar. Ciddi manada oraya hepsini oturturum. Üstlerine de ben otururum en son. Şurada bir iz görüyorum ama neyin izi acaba? Sen ne ara heal'landın lan? Jeneme'ne oturmuşsun, saçma sapan ayak izleri falan vermişsin. Ay, bunu bir gün yapacağım. Bunu bir gün yapacağım, inanıyorum. Umarım sonradan tanıl manıl diye ağlamazsın bana. Oğlum dead ardın varsa ilk chase'imizde niye atmadın ya? Değmedi değil mi? Yok. Bu hamle biraz kötü oldu arkadaşlar. Jhen'in bitişiyle birlikte denk geldiği için biraz moralim bozuldu, ne yalan söyleyeyim. Vay! Koyun Dolly. Bu koyun Dolly Meg'de kendimi görüyorum arkadaşlar ya. Gel bakalım toksik pezevenk. Gel bakalım gel. Güzel, iki spotu birleştirecek. Oğlum atlı... Ya window fake verir diye düşündüm, atlamış salak ya. Önüne bak, önüne önüne. Önüne bak, önce pencereyi tuttur. Tamam neyse, burada kimi bulduk? Meg'i bulduk. Meg. Allah'ım ya Rabbim, bir şekilde palete ulaşmayı başar diye bir de ya, çıldırırsın. Güzel. Oo, nereye kaçtı o? Spotsuzluğa doğru koştu diye yorumladım. Gerçi içeride pencere falan bir şekilde bulur da dedardı varsa. Bakalım var mı? Ha, alt kat paleti diyorsun. Devirebilseydi var ya, çok büyük hata yapmış olacaktım. Çünkü hiç safe bir spot değil. Daha sakin oynayabilirdim burayı. Hemen hamle yaptık. Evet arkadaşlar, toksik dediğimiz Claudette fena oynamıyor. Biraz zorladı beni, yalan yok. Ama maç başındaki o eklentiler sayesinde hiç can yaptırmadık yani. Maç başını müthiş kontrol ettik. Zaten maçı almamızdaki en büyük etken de o diyebiliriz. Maç başını kilitlediğiniz zaman oyun çok büyük oranda size dönüyor. Ya o palet daha duruyor mu ya, o palet? O palet daha duruyor mu ya Mac'cim? Vay 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 vay. Bizim Meg'e bak sen ya. Şuradan atlayacak muhtemelen. Değil mi? Atlamış da farkı çok açtı ya. Merhaba. Merhaba Kilot. Buralar zor spot gülüm. Ya buraları oynayamazsın. İstediğin kadar iyi ol. Güzel. 4'te 4'ü yaptık gibi. İnşallah. Adam ölüp bir an hiç önünde falan spamlanmazsa. Böh. Tamam sen burada kal yeter ki ya. Allah Allah. Bunun da oynayacağı tuttu, anasını satayım ya. Neyse öldü. Güzel. Evet, eşit bir maçtı aslında. Fena değillerdi. Ama o kritik noktadan zaten bahsettim. Eklentiler sayesinde maçın başını çok iyi kurtardık. Ha, o toksik dediğimiz red rank olanmış, belliydi zaten. Oyun bilgisinden falan 2-3 spotu falan birleştiriyordu böyle. Gençler, tuzaktaki kişilere bitkinlik veren eklentim bitti. Ben de onun yerine şunu taktım. Donanım sandığı. Ters ayı kapanı kurma hızını %50 arttırır diyor. Bizim bununla işimiz yok. Zaten tüm tuzaklarımız takılı bir şekilde başlıyor. Ancak ikinci maddesinde Jigsaw kutusunu aramak için gereken süreyi %33 arttırır diyor. Yani tuzaktan kurtulmak için ekstradan daha fazla uğraşacaklar. Bu arada az önceki maçın maç başına geç başlamama rağmen ambargo koyabildik. Çünkü o fener tutan adam biraz oyaladı beni, zaten gördünüz. Hani şimdi daha iyi başlayacağımı düşünüyorum. Yine fener tutan biri gelmezse. Mesela toolbox tutabilirler arkadaşlar. Toolbox tutmalarında hiçbir sıkıntı yok. Usta avcı Ahmet. Arkadaşlar 3 kişi tuzağını çıkartmış.
Dördüncü pezevenk de burada. Merhaba. Şuna base paletini harcatabilir miyiz ya? Gerçi volt atar mı? Volt atar da hasar veririz. Gayet güzel. Bizim takıntılımız Cheryl'mış. Okey. Ulan tek tuzak da Cheryl'da var anasını satayım. Yavşak Leon. Oğlum bak bir daha atar yapmayacağım bana, tamam mı? Base paletini devirmemeler falan arkadaşlar, bunlar ne sanıyor kendini ya? Oo, at pörkü var bunda, bak bak nasıl sarsıyor. Lan dur lan dur. Küçücük boyum var zaten anasını satayım. Bu arada maça iyi başlarız dedik de hepsi tuzağı çok erken çıkarttı. Yani muhtemelen tek attı hepsi, anlamadım. Nasıl o kadar hızlı çıkarttılar ama. Kanka merhaba. Yine takıntılımsın ama yapacak bir şey yok. Nice dedart, NT dedart. Takıntılılar şansıma Baby Survivor çıkıyor. Yani bele çok görüne dayanamıyorum arkadaşlar. Belki de hata yapıyorum kiminize göre bilemem ama. Canım sağ olsun mu peki? Burada bir yerde bir yılan var arkadaşlar, tamam mı? Ya Cheryl yine mi sen anasını satayım? Tamam güzel, Cheryl'ı tanılıyor gibi olmayalım. Bu kim? Fang'miş lan bu. Nasıl Fang anasını satayım? Tam var ya böyle bad girl şeyinde. Kafaya bere falan takmış böyle, tamam mı? Ne yaptın anasını satayım? Neyin mind game'i? O kadar şaşırdım ki bir an dedim Fang burada değil mi acaba? Okey, ilerideki Jane'i bitirdiler. Aslında iyi oldu. Hocam bana çok uzaktı. Üşeniyordum gitmeye. Bak 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 bak. Durduk yerde niye detone oldum abi ben şu an? Leon çakalını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hem burada şey yapıyor. Jane'i bitiriyor. Kankam ortaya kaçarsan şansın çok yok gibi. Yani saçma sapan bir palet bulup beni orada oyalamazsan eğer. Lan o nasıl dedart? Gel buraya salak salak hareketler yapma ya. Bunlara yüz vermeyeceksin arkadaşlar, tamam mı? Bunlara yüz verirsen astarını isterler. Ah bir tane de burada al. Ah bir tane de burada anasını satayım. Vay 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 vay, respect falan attırıyoruz ha. Tamam yandan dolaştık. Connors'ı sayesinde bir daha tur atmasını engelledik arkadaşlar. Güzel dedart. Ama nereye? Ama nereye? Dedart'tan sonra taşın diğer tarafından dolanmayı deneyebilse belki bir şeyler olabilirdi ama. Ya benim ruinimin bu kadar yaşaması bir mucize ya. O kadar mutlu oluyorum ki ruinim şöyle yaşadığı zaman. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne oldu aklımda hiçbir fikrim yok. Kusura bakmayın kafanıza oturdum. Feng Hanım gerçekten çok özür dilerim. Kıvrak attı ya, kıvrak attı ya. Nasıl? Nasıl hocam? Paleti kırıyorum sandı galiba. Adam resmen dedi ki sen kafama atlarsan ben de dedi paleti götüne sokarım. Hani yani. Benim için çok net bir uyarıydı. Ben anlayacağımı anladım arkadaşlar. Bu arada en güzel en sonu iplemiyoruz falan dedik ama 7 stack'e çıkmışız bile. Çünkü Cheryl'ı hiç görmedik. Madem 7 stack yaptık bu saatten sonra da Cheryl'la işimiz olmaz o zaman. Bak bu Jane'e inat eden biri var, tamam mı? Biri var halimden anlayan. Lan Leon lan. Bir tık anlık spotlarda yakalandın aslında, biliyor musun yani? Tam performansını gösteremedin. Şu an müthiş çortladın çünkü en güzel en sonamın farkında değilsin muhtemelen. İşte 8 stack olduğu zaman bu kadar güçlü bir perk. Killer'ı da ruinmiş. Pop gozmuş falan, gerçekten arkadaşlar benim en sevdiğim perk en güzel en sona. Sadece çok kullanamıyorum yani, unutuyorum. Veya ne bileyim hani üşeniyorum falan. Ama 8 stack olduktan sonra oyunun bana göre en iyi katil perkü. Müthiş avantaj sağlıyor çünkü size. Hani oyunda yeniyseniz tam ne dediğimi falan anlamıyorsanız bir kurbana isabetli vuruş yaptıktan sonra toparlanma hızıma bakın. Yani hiç zaman kaybetmiyorum neredeyse. Şimdi Cheryl var burada. Cheryl'a vurmayalım. Kim bu? Buna vuralım. Buna vururuz ya. Buna iyi olur buna. Buna vurursak. Bakın şimdi arkadaşlar toparlanma hızıma. Bak gördün mü? Hemen. Hemen atağa devam ediyorum. Hemen. Kurbanla aramdaki fark hiç açılmıyor. Baksana hiçbir spota kaçamadı. Hiçbir spota kaçmasına izin vermiyorsunuz. Orospu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Arkadaşlar götüm genişledi, şu paletleri götüme sokup durmayın artık ya. Paletler bunun için yok oyunda anı satayım, yanlış anlamışsınız. Neyse mecbur stack harcayacağız, gel bakalım. Gel bakalım. Çünkü arkadaşlar bunda ikinci asıl aşama neyi sokalım ki iki can kalmış, sıkıntıya çok düşmeyelim. Artık tamam en güzel en sonradan alacağımızı çok iyi bir şekilde aldık zaten. Bak mesela 6 stack'im vardı buna ilk vurduğumda. %30 daha hızlı toparlandım. Eğer onu yapmasaydım muhtemelen bu pencereye yetişebilecekti. Hani böyle çok küçük bir ayrıntı ama müthiş bir ayrıntı. O pencereden atlasaydı da muhtemelen bu paleti falan filan derken bir 10-15 saniye daha kazanabilirdi.
Biraz en güzelin sonundan sanki sponsor almış gibi anlatıyorum arkadaşlar ama öyle bir şey yok. Sadece bu perk'ün değerini bilmeniz için. Yani var ya, benim en sevdiğim itemi kullandığı için sinirlenemedim bile ya. Vay! Senden böyle hareketler beklemezdim, ne yalan söyleyeyim. Yani adam benim gibi oynadı burayı, doğru dürüst olalım arkadaşlar. Hem bir palet fakelendi hem barolum etkit kullandı. Sen artık bensin, tamam mı? Night Fury. Artık bensin. Selametle ben, seni çok özleyeceğim. Bak, bak hala bir şekilde gen açıyoruz ya. Gel seni de öldürelim. Diğer arkadaşın da defolup gitsin anasını satayım. Zord. Ruinim gitti arkadaşlar, çok sağ olun yani. Zahmet oldu biraz ama yani. Sizi de uğraştırdık, kusura bakmayın. Arkadaşlar kapak şurada çıkacak, iddiasına giriyor musunuz? Çıktı da siz görmüyorsunuz arkadaşlar yani. Ben orada fark ettim onun çıktığını ama sizin gözler gitmiş, ben size diyeyim. Muhtemelen Hatch'i buldu, üstüne beni bekliyor şu an T-Bag atmak için. İzler burada da, adam nerede? Ne yapıyor bu burada? İşte en güzelinin sona farkı. Pencereye gitmesine bile izin vermedim anasını satayım. Lan Hatch nerede? Çok merak ettim. Hatch nerede kız? Aa, Hatch'i bulamadım harbiden. Çok içimde kaldı biliyor musunuz? Ya kimse bana GG yazmıyor. Ne tunnel attım ne camp yaptım arkadaşlar ya. Gayretli kuzgun challenge'ını gördüm. Bu arada az önceki maç Cheryl'ı gördüğüm yerlerde özelliğimle vurup stack kaybetmeyebilirdim. Gerçekten bazen bu oyunu oynarken beynim duruyor arkadaşlar. Ha böyle sonradan editlerken falan fark ediyorum yaptığım çok basit hataları. Ama gerçekten dışarıdan izlediğiniz bir gözle normal oynamak bir değil. Bunu bir gün umarım tecrübe edersiniz. Bir yayında veya bir videoda. Dışarıdan izlediğim zaman bu hatayı nasıl yapmışım diyorum. Ama o an oynarken o bana hataymış gibi gelmiyor. Bunu gerçekten aranızda video çeken veya yayın yapan varsa anlar. Birinin sizi izlerkenki oynayışınızla kendi solo oynayışınız çok farklıdır. Ya benim için öyle. Bazıları da birisi onları izlerken daha iyi oynar. Ya Jake, ne ara çıkarttın onu kafandan ya? Kafana sıçayım. Bak 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 bak. Güzel çıkartamadı. Ah, bitkin verenim olsaydı bitkin verenim, o daha güzel bir eklenti de. Şimdi bizim takıntılımız kimmiş? Jake, okey. Merhaba, kolay gelsin yeğen. Dead art artı palet mi yaptık? Of, o respekte attığım için çok pis pişman olacaktım. Allah'tan paleti yine devirmedi de, daha doğrusu deviremedi de. Son pişmanlık fayda etmez arkadaşlar. Güzel, 3 kişinin tuzağı hala duruyor. Bir tek Jake çıkartabildi. Okey, ruin erken gitti bu sefer. Bakalım, diğer maçlarda hep yaşamıştı. Ruinsiz nasıl olacağız? Arkadaşlar bütün jenleri gezdim. Bir tane jen bile %1 ilerlememiş. İşte bu tamamen eklenti sayesinde. Jake Park'cığım merhaba. İşte takıntılı olmasa çok rahat ona hit veririm de orada. Takıntılı olduğu için. Senin sprintin olduğu çok belli. Gevşek gevşek hareketler yapmandan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır, gözümün önünde. O kadar da değil arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Çakala bir bak ya. Çakalı bir kat ya. Allah Allah. Ulan dibine kadar giriyorum, daha nerede atlayacaksın yani? Of. Dead Art'tan sonra palete dönmeseydi muhtemelen veremezdim o hasarı ama eğilmeyi güzel kullandık. Evet. Claudet hala çıkartamamış tuzağını. Claudet'cim abdestimi yanlış aldın acaba? Ya da hiç uğraşmadım hani ay götüm diye. Bir prenses triplerine mi girdi anlamadım ki. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı anda... Nasıl? Aynı anda 6 jeneratör bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel. En güzel en sona farkıyla yine sizlerleyiz. Bir kişi DC atmasına rağmen aynı anda 3 jeneratör. Neyse, Claudet'in tuzağı başladı. O jeneratör oturamayacak. Jake Park'ı çok net bir yerde yakalarsam tuzak denerim. Şey, özellik denerim. Ama bu kaçıyor işte yani. Biliyor oyunu. Bilen adamı da deneyemem ki. Mecbur stack harcayacağım. Benim amacım şu an sana arkadaşını aldırmamak. Öbürü tuzakla uğraşıyor. Jake Park da tek başına alamayacağı için akıllı bir hamleyle bunu struggle'a sokacağım arkadaşlar. Çünkü 3 kişi hayatta ve 2 can var. Üstelik diğer ikisi hiç asılmadı. Tamam, geçti struggle'a. Gel oynayalım diyor bana Jake Park. Oradaki paleti kırdım. Vur, hadi vurayım ya.
Stack harcayayım mı harcamayayım mı kararsız kaldım da. Şimdi özelliği ıskalarım falan. Uğraş dur, anladın mı? Bu ne? Oğlum smeg ol sandım, o nasıl bir eğilip gidiş anasını satayım. Bu ne yapıyor ya bu? Maç başından beri yeni gördüm bunu. Hello var ya hello. Bak bak bak, kaçışa bak, kaçışa bak bak bak. Sinek gibi gidiyor şerefsiz, sinek gibi. Bö. Arkadaşlar başım döndü bir an, kusura bakmayın. Yani mind game'i o kadar yedirip yaptığım basit hatanın salaklığına 105 puan veriyorum. O palet duruyor değil mi? Sen... Allah Allah. Allah Allah. Gel şuraya. Vurmakla falan uğraşmayayım. Direkt kucağı aldım, anasını satayım. Yani saçma sapan şeyler yaşıyorum arkadaşlar. Yarısı benim hatam, yarısı kurbanın yani garip garip hareketleri. Spotlara bir bak ya. Spotlara bir bak, anasını satayım. Neyse, respectlemedik. Diğerine gidecek. Güzel. Öbürünün jen yapmadığını bildiğim için bunu bu kadar kovalıyorum. Çünkü diğerini almakla uğraşacak. Güzel. Yani bir şeyler bilmekle bilmemek arasında şu an Jake Park. Fena değil, sakin oynuyor ama yani basit hataları da çok fazla yapıyor. Oh. Hello, ne haber? Anladın mı arkadaşlar? Espri kestiniz değil mi oradaki? Jake Park gerizekalısı yine kendisini bir şey sanıp atarlı atarlı hareketler yapıyor arkadaşlar. Ya. Neyine güveniyorsun anasını satayım ya? Ha, yerler onu ya. Yerler onu kardeşim ya. Lan Anubis. Bak Mısır tanrısı falan dinlemem. Harbiden harcarım seni. Şu son asılışı olanı bir alalım arkadaşlar. Yap T-Bag'ini yap kardeşim, sıkıntı yok. Ben maç sonu GG'mi yazarım. Ağlayan taraf siz olursunuz muhtemelen. Nasıl kudurduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Mantıklı. Bak 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 bak, çakala bak ya, oynayası tuttu anasını satayım. Oynayası tuttu ya. Sana kafa sallamasını bilirdim de. İşim var, jenleri kontrol etmem lazım. Jack sana biraz bir tık tilt oldum kanks, biliyor musun? Seni alayım ben. İnşallah. Ah bir vurabilsem onu, bir vurabilsem onu. Mind game'i yedirdik de. Seni ben alayım, öbürü zaten bitiriyorsa bitirsin canları. Dedardım var. At dedardı da. O base paletini öyle bekletmeyeceksin yani kanka. Bir yerden sonra artık kullanacaksın, anladın mı? Tamam güzel oynadın, eyvallah, eline sağlık. Ama abartma yani, hani zaten herkes ölmüş, neye saklıyorsun da? Ben nedense şu ileride çıktığını düşünüyorum ya. Yanlış düşünüyormuşum. Buldum, 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 buldum. Oo, buna başlamış bile. Gitti. Ulan Allah'ım şansıma bak, kapıda beklemiş öküz gibi ya. Bir de doğru kapıda beklemiş ya. Neyse arkadaşlar, 3 kill aldık. Sinirlenmeye gerek yok. Gayet keyifli bir maçtı. GG arkadaşlar. Gençler, bu videoluk benden bu kadar. Eklenti gerçekten çok güçlü. Maçın başını domine etmek Dead by Daylight'ta oyunun yarısı diyebilirim. Onun üstüne bir de jan kontrolü yaparsanız çok 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 zor maç kazanmaları. Yani 4'ünü falan da çok iyi loop atması lazım. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.